Herkese merhaba. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Bin Sports YouTube kanalında konuşmaya devam ediyoruz. Seyhan Şaşko ile birlikte dünün maçlarını değerlendireceğiz. Bildiğiniz üzere milli takım dün Galler'e 2-0 mağlup olmuştu. Ekseriyetle bu maçı konuşacağız ve İtalya, İsviçre, Finlandiya, Rusya maçlarında değerlendireceğiz. Hoş geldin Seyhan. Hoş bulduk. Yani çok hoş bulmadık bugün ama ne yazık ki yine Kötü bir başlangıç yapmıştık. Devamında da ne yazık ki kötü devam etti ve hiç gol bulamadan kalemizde toplamda 5 gol görmüş olduk. 2 maç sonucunda. Dolayısıyla keyifler tabii ki çok iyi değil. Evet tatsız bir gün. Bizim açımızdan tatsız bir turnuva olduğunu söyleyebiliriz. 2 maç gününde ele alırsak. Detaylıca konuşacağız ama biz rutini bozmayalım. Bozmayalım tabii. İlk olarak şeyle başlayalım. Dünün bayi tahminlerinde ne durumdayız? Çünkü Ekdeğe gitmiyor işler bizim açımızda genel tabloda ama Ama eşit dedik durumu e, Benim adıma daha da kötü gitmeye başladı ya yani Kötü günler <laughs> geride kaldı ama Daha kötü günler seni bekliyor galiba Öyle gibi görünüyor e, Sen Finlandiya Rusya tercihinde Rusya'yı tercih ettin Başta sayılmayan milimetrelerle sayılmayan Finlandiya golü beni burada yaktı O yüzden mi yani? Vallahi o yüzden <gülüyor> <gülüyor> Şaka değil valla o yüzden O zaman bana yarım puan mı vereceksin yine? Ben çok isterim her galibiyetine yarım puan vermek ama e, statü öyle değil. O yüzden... Neyse ki statüden yırtıyoruz. Yoksa sen bizi bitirirdin. Bir aldın Finlandiya'dan bir tam puan sana gidiyor. Türkiye gallerde ikimiz de patladık. E, ve İtalya galibiyetine ikimiz de şans vermiştik. Orada da de iki yaptık. Genel bir tabloya bakalım. Genel tabloda durum ne şekilde Galiba beraberiz, değil mi? Şu anda beraberiyiz. 11'de 5. İkimiz 11'de de 11'de 5, 5 yaptık. 11'de 5, Sen ilk bölümünde... gün beni artı 1 ile geçmiştin. Ben de bugün seni artı 1 geçince durumu eşitlemiş oldum. Çok talihsiz maçlar oldu tabii. Hollanda galibiyeti mesela çok talihsizdi. <laughs> Orada zaten ben bir daha toparlayamadım işe. <laughs> Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, hani biz normalde biraz daha daha doğrusu ben mantıkla yaklaşacağım falan demiştim ya. Hatırlıyor musun? Türkiye maçında tabii ki. İçimizden geçeni söyledik. Çok duygusal yaklaştık ki bu çok normal. Çünkü bunun bir sıfır noktası olmasını istiyorduk dün oynanan galler maçının ama olmadı. Orada biraz tabii e, duygularımızın da esiri olmuş olduk. Evet. E, bu yüzden bu tarzı yaptığını mı söyledin? <laughs> yani şunu demek istedim ya belki ya Galler'in bizi zorlayacağını biliyorduk aslında. Çünkü neden? Sen biraz çekiniyordun bu maçtan aslında. Yani evet, bunu da hem burada söyledim uh -huh. hem de yaptığımız yayınlarda ifade ettim. Çünkü biz zaten kaparan takımlara karşı çok kolay açabilen ve gole gidebilen bir takım değildik. Bugün tabii işte James Lee, Gareth Bale'li bir kadro var. Ondan sonra Murlu kadroda neler yapacağı, şey işte Ramsey'i bunları nasıl kapatacağımız çok önemliydi. Yani İsviçre'nin Galler'e yaptığı şeyi biz Galler'e yapabilecek miydik sorusu vardı. Biz bunu yapamadık. Bununla beraber Aaron Ramsey yani bağıra bağıra ben bir gol atacağım dedi ve o golü attı sonunda. Onun da önüne geçemedik. E, Gareth Bale bir anda yıldızlaştı. Hani Gareth Bale artık golfe gidecek. Artık e, golfün aranan yüzü olacak falan diye düşünürken bir anda kendini buldu. 2019'dan sonra ilk defa gol attı. Ya bütün bunları düşününce e, Tabii evet. Yani günün sonunda biraz korktuğumuz başımıza geldi bir noktada. Benim korktuğum başıma geldi daha doğrusu. Maçı aslında başlamış oldun. Girizgahı da yapmış oldun. Bugün tersten gideceğiz. Normalde ana yemeğimiz tabii ki bu maç. türkiye galler maçı ama biz ana yemekle konuşmaya başlayacağız. Mil takımı olduğu için. Sen de zaten ana yemeğe ilk girizgahı yaptın. Tabii tadımız yok turnuva genelinde başarısız bir turnuva geçiriyoruz. Ama tek başarısız olan takım büyük turnuvalarda biz değiliz. Yani mesela işte Almanlar Euro 2000'de biz gruptan çıkarken galibiyetsiz sonuncu olmuşlardı ki bir önceki turnuvanın şampiyonu ya da işte Fransızlar en tepeye çıkmadan önce en diplerde çok kaotik bir kupa geçirmişti. Seninle konuştuk. İtalya'nın Hollanda'nın 2018'e gidemediğini biliyoruz. ama biz galiba ülke olarak Fransa maçında çok takılı kaldık. Fransa maçında takılı kaldık ve üzerinden geçen onca maç ve zamana rağmen hep şuna tutunduk Seyhan. İyi bir savunmamız var. Savunmanın da yapı taşının stoperleri olduğunu düşünüyorum ben. o yüzden bu maçtaki Kaan Ayhan tercihi beni biraz şaşırttı. Yani. Sadece beni değil muhtemelen birçok insanı şaşırttı. Ama aslında bir maç önce yani daha doğrusu İtalya maçında da Hani Melih tercihini de çok fazla eleştiren olmuştu. E şimdi Melih belki kendi kalesine gol attı gibi görünüyor. Araya girdim kusura bakma yo. ama hani belki bunun üzerinden de tabii değerlendirirsin tabii. diye. E Melih e, kendi kalesine gol attı ama orada tabii Umut Meraş'ın kayması ve Melih'in hani talihsiz bir şekilde uh -huh. orada artık yapacak bir şey yoktu yani o an talihsiz bir anda Hummers'ta olduğu gibi, Şezli'de olduğu gibi günün sonunda. E, bu çerçevede değerlendirildiğinde Melih'in evet 11'de başlasını bek başlamasını bekliyorduk. Kereki mur gibi e, çok uzun boylu, çok yapılı e, tam bir klasik santrifora karşı olarak. Sonrasında değişikliği yaptı zaten Şenol olacak. Ama hani şunu demeye çalışıyorum. O stoper tandemi aslında bizim en temel, en iyi noktamızdı dediğin gibi. Değişti ama yine değişti. Yani Melih'i i̇şte de bu arada sık, eleştiren evet. vardı. Neden Kaan oynamadı diye. Şimdi Kaan oynayınca neden Melih oynadı diye, o oynamadı diye eleştirilen, eleştirenler var. Bu Burası böyle garip bir e, yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan durumu oluyor. Ben devrede e, iki kere kontrol ettim. Umarım hata yapmamışımdır. Son 25 milli maçta Çağlar ve Kan bir kere beraber oynamış. Norveç maçı, kazandığımız Norveç maçı. Ondan önceki en son beraber oynadıkları, stoperde diyorum yani. Kan defans sporta sayede sabek oynadı tabii ki ama stoperde yan yana oynadıkları maç Norveç maçı. Onun önceki maç, ondan önceki maç 2019 Yunanistan hazırlık maçında sadece beraber oynamışlar. O yüzden bana da çok garip geliyor yani. Kullandığımız bir stoper tandemi değil. Mesela Kaan'la Merih çok oynadı Çağlar sakatken. Ya da Kaan Ozan oynadı. Birçok kombinasyon oldu ama Kaan Çağlar kombinasyonu olmadı. Neden olabilir diye sesli düşüneyim. Ee, şöyle bir algı vardı ya bu maçın üzerine sen de demin söyledin. Top bizde kalacak, Galler iyi kontracı. Hep bu vardı ki onu da konuşuruz maç, maçın başı hiç böyle geçmedi. Ee, belki de savunmayı öne kuracağımızı düşünerek daha pasör olan Kaan'la başlanmış olabilir mi diye e, şu an sesli düşünüyorum. Ama sana şöyle katılıyorum. Meri bir kere daha hızlı bir stoper geniş alanda ve yırtıcı bir muğra karşı fizik olarak da daha avantajlı. Bizi ilk yarıda, ilk 30 dakikanın posa işini %55-%45 Seyhan. Yani tam tersi oldu. Bizim domine etmemiz beklenirken Galler oyunu domine etti. Ve orada 4 tane pozisyon buldular. 4'ü de Zeki ile Kaan arasından, arasındaki koridordan geldi. Yani 3'ü oradan geldi. Biri de işte Remsi'nin savunma arkasına yaptığı koşudan geldi. Biz ise mesela maç genelinde 4 tane pozisyonumuz var. Hepsi duran top. Burak'ın altı pastaki kırılma anlarından biri duran top. Mire'in kafası öyle maçın sonlarındaki hı hı. İşte arka arkaya bir sekans vardı. Çağlar, Kaan, Ayhan kafaları. Roller tamamen değişti. Ee, tabii ki o koridorun kullanılmasında ben şunun da etkili olduğunu düşünüyorum. Sen de İtalya maçında konuşmuştuk. İtalya maçında Kenan Karaman sağ önde başlamış, ikinci yarıda sola geçmişti. Evet. Cengiz sağ önde oynayınca da Spinazzola ikinci yarı bayağı bizi yıpratmıştı. Burada da tabii Zeki de gününde değildi. Zaten turnuvada çok gününde olan oyuncumuz yok. Cengiz ne savunmaya az katkı vermesiyle bizi oradan gerçekten ciddi anlamda yıprattılar. Hücum tarafında da bir takım eksiklerimiz var yani ciddi. Bir takım, bir takım eksiklerimiz var gerçekten. Evet. Ya mesela İsviçre takımı Galleri delerken genel olarak Seferovic'i duvar yapıp Embolo'yu araya koşturdu ya da onun hızından faydalandı. Hakan Çağlanoğlu'nun Burak'a bulduğu birkaç pozisyon oldu Seyhan bu maçta. Sırtı dönük ama Burak'a yakın olan ona gelen, onunla bağlantıyı kurabilecek pek oyuncu giremedi oraya. Bloklar arası çok fazla mesafe vardı zaten Doruk. Yani bunun dışında sadece o da değil, orta sahada normal şartlarda bizim en çok güvendiğimiz ya da en fazla performansını yüksek bulduğumuz isimler hep Okay Yokuşu dedik. Okay Yokuşu inanılmaz bir sezon geçiriyor. Hani hem West Bromwich'te hem de milli takımdaki maçlarında Ozan Tufan zaten inanılmaz katkı veriyor. Hakan Çalhanoğlu sonunda kendini buldu dedik ama hani bu üç isimden bahsederken üç isim de bugün çok silikti, yok gibiydi yani sahada gerçekten gerçi her biri öyle. Kişano Güneş de maç sonrası yaptığı açıklamada bir ağırlık var takımın üzerinde ama herhalde geçmiş son İtalya maçından da kalan bir şey var takımın üzerinde şeklinde ifadeler kullandı. ben anlamlandıramıyorum yani bu ağırlığı. Çünkü orası bir sıfır noktasıydı yani. Kendi evinde oynarmışçasına kardeş ülke Azerbaycan'da bu maç oynandı ve 31 bin seyirci önünde oynandı ve aslında gerçekten bir itici kuvvet de vardı orada ama bir türlü sanki bir şey yok yani. Maça giremedik zaten. Evet hiçbir şekilde o o, o enerjiyi hissettiremediler bize. E turnuva boyunca zaten bir enerji ya kaybedebilirsin koyuyoruz. ama lafı kısası kaybedebilirsin ama ortada bir hani mücadele ister ya taraftar en azından bir e, karakter ister oyun bir oyun planı ister oyun planına dair hiçbir şey yoktu. Fizik olarak iyi değiliz zaten. Evet. Ee, üzücü olan taraflardan biri bu. Ee, en üzücü olan taraf da takımımızı hani elle tutabileceğimiz nokta bulmakta zorlanmamız bu iki maçta. Sen de başında söyledin ya. Yani stoperler değişti. Mesela Kaan Ayhan Okan'ın yerini aldı. Savunma önü tutmakta yine zorlandık bana sorarsan. Bu konuda Uğur Melek'e bugün daha doğrusu dün yaptığımız yayında şöyle güzel bir ifade kullandı Doruk. Dedi ki yani bizim o kazandığımız maçları düşündüğümüzde, o iyi geçen Avrupa Şampiyonası elemelerini düşündüğümüzde tek değişmeyen ve tek iyi olan kısım stoperlerimizdi. Yani o savunma evet. dörtlümüzdü ve bizim diğer noktalarda ciddi problemlerimiz varken dönüp dolaşıp bozduğumuz ve bir arayışa girdiğimiz yer Soper Tandemimiz oldu dedi. Yani Soper ikilimiz oldu dedi. Dolayısıyla bunun da şu anda hani tek işleyen yeri de bozmuş olduk. Diğer yerlerde doğruyu aramak ve bir şekilde doğruyu bulmak yerine dedi. Bu da aslında çok çarpıcı bir yorumdu bence dün akşama dair. Çok doğru. Urmeyken söylediği. Şu olabilir mi peki? en fazla kaliteli oyuncu olan yer stoperler. Evet. Yani 4 tane kaliteli stoper, 4 5 tane kaliteli stoper olunca herkes işin içine sokma, herkesten faydalanma eğilimi olabilir mi? Yine sesli düşünüyorum. Çünkü diğer bölgelerimizde o kadar kalite yok. Mesela ofansa bakıyorsun Seyhan. Kanatlarımızda en yapabilir görünen oyuncu muhtemelen kadroda en son iki senede en az süre alan, en az formda olan Cengiz Ünder. Evet. Kenan Karaman hep Defansif artıları sebebiyle bu maçta da başlaması normal yani. Bale'in kanadında oynuyor. Vazgeçimiz. O yüzden e, sol başlaması normal ama kenardan gelen oyuncularımız yani hücum hattındaki oyuncu mesela Halil e, bana sezon performansı sanki 9 numarada daha gezgi mi 9'a daha iyi performans verdi gibi geldi Galatasaray'da izlediğimde. E, o yüzden hani kanatlara koyabileceğimiz Orada kaliteyi arttırabileceğimiz oyuncu yok. ama stoperlerde o kadar fazla kaliteli oyuncu var ki belki de o yüzden sürekli orası hakkında. Tamam bu soruya şöyle bir soruyla karşılık vereyim sonuç itibariyle en fazla birbirine alışık olması gereken ve evet. performans olarak birbirine ne kadar alışırsa o kadar performans artış gösterecek bölge neresi? Stopar. Stoperler. E sen zaten elinde müthiş bir ikili yakalamışken ki zaten. Hani bir kaleci olarak Şenol Güneş'in de aslında en fazla önem verdiği şey. Çünkü Tolga Zengin de kulaklarının içine atılıp hep söylerdi. Yani ben önümdeki ikilinin hatta önümdeki dörtünün değişmesini istemem. Onlarla alışık olacağım ki oynamaya çok daha rahat hissedeceğim kendimi. Keza onlar da aynı şekilde. Yani o bölge sağlamken orada bir arayış içerisine tekrar girmenin yani dördünden birden hı hı. faydalanmanın. Ya Te Teo Hernandez kadroya seçilmedi ya. Sonuçta iyi bir sezon geçirdi. Konuşur çok, çok fazla. Evet. Fransız milli e, takımında. Hala mesela e, evet ya. evet ya gibi gibi hani zaten dışarıda kalanlar oluyor. Sergio Ramos çağrılmadı mesela. Yani bir sürü isim var bu şekilde konuşabileceğimiz sonuç itibariyle. Yani evet dört tane iyi var ama önemli olan hangisinden daha fazla fayda sağlayacağın değil mi? Bence zaten böyle. Ben hani neden bu değişikliği yapıyoruza bir argüman bulmaya çalıştığım için aklıma bu geldi bunu söyledim. Yoksa ben de başına söyleyeyim ya. Yani. Biz Fransa maçını baz alıyorsak ve Fransa maçına baz aldığımız şey savunmaysa ve savunmayı da stoperler oluşturuyorsa mümkün olduğu kadar değişmemesi gerekiyor. Zaten değiş yani e, iyi bir plan olsay, iyi bir plan gibi görünseydi zaten bir müdahale etmek zorunda da bırakıl zorunda da kalmazdık devre arasında direkt. Evet. O stoperi değiştirdik ve savunma önüne aldık. E, bu konuda evet haklısın. Bu arada şöyle... İlk 11'in zaten ne kadar az değişirse ilk 11 o kadar başarılı olur. Aynen öyle. Genelde şampiyon Kesinlikle. takımlar bunu yapıyor. City finale kadar bunu yaptı. Conte 11'ini bulduktan sonra şampiyon oldu. Ya da Fransa'nın 11'i net mesela gözümüz kapalı sayabiliyoruz gibi gibi. Ya bir de mesela hep sol bek konusunu konuşuyorduk. Geçen sefer de konuştuk. Umut Meraş'ın yokluğunda kim sol stoper diye. 26 kişilik kadroda sol stoper diyorum sol bek diye. 26 kişilik kadroda evet Rıdvan var. Ama 23 kişilik kadroya bu maçta da dahil edilmedi. İlk maç İtalya maçında da olduğu gibi. Ve Umut sakatlandı. Korktuğumuz başımıza geldi. Oraya Mert geldi. Mert ki bir sol bek değil. Aynen Tabii. sağ ayaklı. Ki hatta o sağ ayağında aslında Aziz yine uğramış olduğu sol ayaklı belki bir e, sol bek olsa pozisyonu <laughs> çok daha rahat kontrol edebilip o gol pozisyonunda belki gole çevirmesini de sağlayabilirdi. Ama işte olmadı gibi. Hani bu çerçevede ya madem orada orijinal bir sol bek, e, hücumcu bir sol bek oynatamayacağız biz. Madem hani Rıdvan sonuçta o manada, o, o maksatla da daha doğrusu kadroya dahil edilmişti diye ta tahmin ediyorum. O zaman neden <laughs> biz e, onu kadroya alıyoruz? Ya neden Rıdvan'ı? Rıdvan'ı 23'e dahil etmeyeceksek neden Rıdvan seçiliyor gibi sorular beraberinde geliyor. Tabii bu bizim cevaplayamayacağımız ama tabii ki sormak zorunda olduğumuz bir soru. Yani siz bir turnuvaya giderken neden 26-27-23 kişilik bir kadro kurarken neden herhangi bir pozisyonun ikamesini Orjinal olarak yapmıyorsunuz. Ya Bunu bilmiyorum. Neden yapılmadığını bilmiyorum ama senle aynı e, endişeleri zaten sezonun başından yani beri taşıyorum. Aslında bu şu anda kamuoyunun Sturmanın ortak, beri. evet tüm kamuoyunun ortak evet. e, sorduğu bir, bir soru oldu. Solbek, neden yedek sol bek Yok evet bilmiyorum. Ya neden yok bilmiyorum. Çünkü yedek stoper var, yedek kaleci var, yedek foyer her şeyden var ama ondan neden olmadığı konusunda e, emin değilim. Şu bu da arada... Lütfen. lütfen. Hayır, hayır <laughs> sen, lütfen. Peki ee, bir yandan rakip ceza sahasında en çok buluşan takımlara... Tam da onu söyleyecektim Öyle biliyor mi? musun ah, Demek ki artık birbirimize alışıyoruz. Olabilir çünkü <laughs> şey garibime gitti. Rakamlara bakınca işte rakamlar geliyor. Zaten Finlandiya kısmında konuşuruz. ya. Yani. Finlandiya evet. rakipleri rakip ceza sahasında girebiliyor rahatlıkla. Bu maç biz turnuvanın en fazla dördüncü rakip ceza sahasında topla buluşan, en fazla buluşan takımı olmuşuz. Ama Akan oyunda bir tane pozisyonumuz yok. Yani evet. Oraya girmişiz bir şekilde. Ya da dedim ya Burak'a yer yer sırtı dönük bulduk. Ama ne kanatlarla Burak'ın yanına gelebildik. Ne Ozan Tufan sağdayken oraya bir koşu attı. Mesela Locatelli'nin golünü konuşur. Locatelli pasa atıyor. Koşuyor ceza sahasına direkt. Ya da Barella mesela İtalya'da bunu Inter'de yapıyor. Direkt oraya hareketleniyor. Bizde onu yapan biri olmayınca Akan oyunda hiç pozisyon bulamadık. İki maçta Akan oyunda... Cengiz'in işte İtalya maçında girdiği Bireysel, pozisyonu evet, düşün ki o da bir set oyununda yaşındı. değil. Ya Galler geldi, sete yerleştiğinde arkam 4 dört kere savunmamızın arkasına geçti yarım evet, saatte. gerçekten inanılmaz. Bu arada Gareth Bale'e karşı da yani Gareth Bale inanılmaz oyun kurdu ve biz buna karşı bir şey yapamadık. Yani biz Gareth Bale'i engelleyecek bir şey yapmadık. Ben görmedim ya da yaptıysak sen gördün mü bilmiyorum ama Yok yapmadık. Zaten şöyle bunu da şöyle bir doneyle destekleyebilirim Seyhan. İsviçre maçında Gerrit Bale'ın rakip cedasasının topla buluşması bir. Bu maçta dokuz kez buluşmuş. Yani etkinlik olarak bakarsan İsviçre'nin onlar üçlü stoper oynuyor okey. Ekstra bir tane fazla oyuncuları var. İsviçre'nin durdurmasıyla bizim durduramamız karşısında böyle bir rakam var ki ben şeyi ilk defa gördüm. Sofada 9.9 vermişler Gerrit Bey'le. Gol atmayan ve bir penaltı kaçıran oyuncunun ilk defa bu kadar yüksek rating aldığını gördüm. Bunun sebebi de 5 tane net gol pozisyonu yaratmış. Evet. Bülent abi dedi ki bu Bülent Timur'un 80'den bu yana turnuvada bir maçta en fazla net gol pozisyonu üreten oyuncu olmuş Gerrit Bale. Ya yani, belki turnuvada pardon bir maçta en fazla net gol pozisyonu üreten oyuncu olmuş. Bazı oyuncular bunu turnuva genelinde yapıyor. Bale bir maçta bize karşı 5 kere yani sırf Bayıl'ın yarattığından maç 5'e gidebilirmiş. Öyle bir veri burada. E, zaten Rob Page de maçtan sonra 4-5 yapabilirdik dedi yani. İlk ne, yarıda özellikle ki ki evet. performans bakıldığında yani yakaladıkları pozisyonlara bakıldığında daha zorsu. Gol beklentisi geliyor 3.7. Evet. Buradan şeyi çıkar ya yani çıkar işte 0.89 penaltı gol penaltıların gol beklentisi. Portekiz'in de bir penaltısı olduğu için onu da çıkarırsak turnuvanın en yüksek gol beklentisine sahibiz evet. İtalya İsviçre maçındaki İtalya ile birlikte. Galler sahip düzeltiyorum. Gerçekten müthiş bir sayı bu. Yani savunamadık, e, hücum da edemedik. E, ya dediğim gibi 50 zaten tarif edebileceğimiz şey herhangi bir şey yoktu maçın içerisinde. Yani şunu yapmaya çalıştık diyebileceğin herhangi bir şey var mı? E, ya Burak Burak üzerinden denedik. Hakan Burak uyumunu sağlamaya çalıştık ama şeyi de konuştuk ya. Hakan çağdığı ne oldu? Mesela bence geceyi gündüz yapacak bir oyuncu değil. Hani geceyi alacak aranlık yapabilir çevresinde iyi oyuncular varsa ama ondan da bir şeyleri siyah beyaz gibi değişmesini beklemek de zor. O yer yer Burak'ı bulmaya çalıştı. Ee, ama Burak üzerinden de bir şey kuramadık. E, Kenan Karaman'dan değil zaten Cengiz üzerinden oynamaya çalışıyoruz. E, Cengiz ve Zeki olduğu için oradan da üretemedik. Orta sahalar da işin içine giremedi. E, i̇lk yarım saatten sonra top bizdeydi evet. Çok top kaybı yaptık bu arada. Çok doğru. Ya sadece Hakan yine evet. top kaybı yaptı. çok basit top kayıpları yaptık ya. Yani fizik olarak ve mental olarak turnuvaya hazır olamamamız da biraz enteresan açıkçası. Yani şimdi tabii ki matematiksel olarak hala şansımız devam ediyor ama yani tabii. o matematik biraz zor bir matematik kuşkusuz ki. Hani en iyi üçüncü olur muyuz? En iyi dört üçüncüden biri olur muyuz sorusunun da yani bu averajla eksi beş averajla çok zor. Ya hem eksi beş averaj hem oradaki dört üçüncünün bazılarının üç puanlı kalmasını evet. bekleyeceğiz. Belki dört puanlı olacak. E, atıyorum dört takımın üçü ya da dördü bilmiyoruz. E, ve orada da tabii eksi beş averajımız var. Yani çok Real görünmüyor açıkçası doğrusunu söylemek gerekirse eee Eren e de bir parantez aç, açmamız gerekiyor bence. Ekmeğini rakip cevaz attığı boş koşuyla kazanıyor Remsey son yani. birkaç senede. Ve muhtemelen o o koşuyu atarken ilk mı farkında bu zaten değildi. diye çalışılmış bir e, gol mü bu diye sorulduğunda tabii ki çalışılmış bir gol ama varsa buldum. zaten yani, takımınızda evet. buna kesin bir set ofans evet. izliyorsunuzdur ya. ve günün sonunda Remzi ki Juventus'un hani zayıf halkalarından biri olarak nitelendiren bir Remzi yani o, o isim Juventus'ta zayıf halka olarak nitelendiriliyor evet, sen çok, de biliyorsun evet ki. Evet, çok performansı yüksek değil. Aynen öyle Rabio ve, onun performansları dolayısıyla ona rağmen bugün maçın adamı oldu. Yani Gerrit Bey ile beraber harika iş başardığını söyleyebiliriz. Devam edelim çünkü süremiz azalıyor. Okey çünkü... geçelim. Hemen geçelim. E, İtalya-İsviçre Maçı arasacağımız i̇talya İsviçre maçı harika bir karşılaşma oldu. Ya biraz beklentilerin e, seyrinde gitti diyebiliriz. 3-0'lık skorla kazanmasını bildi İtalya. Çok net kazandı, çok iyi kazandı. Locatelli zaten iki gol birden kaydetti maçın adamı seçildi diyebiliriz. Diğer taraftan e, İtalya normalde bizim maça kadar yani Türkiye maçına kadar... Avrupa Şampiyonası'nda 3 gol bulamamıştı. Üst üste 3 gol attı ve ilk defa bir orta saha oyuncusundan 2 gol katkısı aldı Locatello'da. Ya işte dönüşen İtalya'nın nasıl dönüştüğüne çok iyi iki maç İnanılmaz. çok iyi örnek. Açıkçası ben ilk maçtan sonra bu maçı da görüp İtalya'yı kafamda oturtmak istemiştim. Çünkü ilk maç biz gerçekten kötüydük. Ama bugünkü maçları gördükten sonra İtalya'nın çok ciddi bir e, dominasyon sağladığını söyleyebiliriz. Finalist ya yani Kesinlikle bir finalist adayı. Finalist adayı ve bu maçta mesela şeyi de gösterdiler. Kontra oyunu da oynayabiliyorlar. Bizim maçta hiç öyle bir durum olmamıştı. Biraz da bizden kaynaklı. Ee, i̇lk gol zaten bir Sassuolo bağlantısıyla geldi. Locatelli berardı. Bir orta sınıf takımı Sassuolo Hı -hı. ama iki tane mil takımı 11'i verebilecek e, düzeydeler. E, Locatelli'nin de birçok özelliği gerçekten iyi durumda. Harika bir pasör. Hiç fena bir e, tackle'cı değil. Ve X faktör olmasını bekliyorduk bu arada zaten Evet, evet. Ben net bekliyordum. Çünkü Hı -hı. harika sezon geçirdi. Veratti'nin boşluğunu kapatabileceğini düşünüyordum. Fena da bir dribblingçi değil yani. Dar alanda da kullanıp dribbling yapabiliyor. Bu turnuvayı böyle geçirmeye devam ederse, ben ki Dezerbi ile çalıştı, Ya yani Guardiola felsefesine çok yakın bir hocayla çalıştı. Ben City gibi, mesela Fernandinho'yu yedekleyebilecek düzeyde City gibi ya da hazır bir İtalyan menajerle anlaşan ve orta sahasını yenilemeye çalışan Real Madrid, ile Real Madrid gibi bir takıma kısa vadede ya da orta vadede transfer yapabileceğini düşünüyorum. En çok heyecanlandıran, çok beğendiğim bir oyuncu. Zaten şu anda bu bu platformda Avrupa Şampiyonası'nda değerini de 4'e 5'e şimdiden katladı. Sonrasında neler yapabilir ben hayal bile edemiyorum açıkçası. Gerçekten çok heyecanlandıran bir isim oldu Locatelli. Yani hem uzaktan attığı şut, hem ilk golde harika bir pas, sonra harika bir koşu. Berardi'den koşuyor. sonra aldığı pas ve gol. Ya Tek müthiş oynuyor. Evet. Ee, oynar oynamaz direkt hedefe kilitlenip ceza koşuyor. Ee, tek başına maçı İtalya'ya getiren adam oldu. Evet, bu arada diğer taraftan İsviçre'de yani Galler maçında gördüğümüz gördüğümüz kadarıyla zaten onlar da yani Embolo olsun Ondan sonra işte Seferovic'ten zaten bahsettin sen az önce. Mbappé yani burada Spinazzola bitirdi Mbappé'yi. Değil mi? Spinazzola insin ya soğuttu soğuttular. Mbappu'yu sağdan sildi. Gerçek anlamda sağdan sildi. Zaten çıktı Mbappé oyundan. Ki Mbappu'nun da hatırlarsan şey demiştim. Çok kendi kariyerinin en formlu sezonunu evet. geçirdi Wolfsburg'da. Ama Spinazzola insin ya gerçek bir bela. Yani ikisi solda. E hem çok triplingçiler, hem çok tempolular. yeni şut tehdidi var. Çok baskınlar. İstemezsin. Öyle ikiliyi görmek istemezsin karşında yani. Ya aslında İsviçre de çok iyi takım ama yani İtalya karşısında olmadı. İtalya'nın bütün planları, yani Mancini'nin bütün planları bir bir tuttu ve herkes de performansının en iyi seviyesinde oynuyor. Yani en üst noktasında oynuyor. Bizde mesela herkes <laughs> en alta yakın evet. oynarken orada en üste yakın oynuyor. O yüzden müthiş bir takım oyunu da bu arada. Beraberlik, işte enerji. Zaten İtalya Milli Marşı'nın maçın öncesinde nasıl söylediğini hep beraberce izledik. Yani o kadar motiveler ve o kadar konsantreler ki. Tek bir e, nokta var. İtalya'yı eleştirebileceğim diyeyim. Ben Bastoni'nin girmesini beklerdim. Acar bir seçti Mancini. Kelly'nin sakat, Kelly sakatlandıktan sonra galiba biraz tecrübe odaklı bir değişiklik yaptı. Çocuğu izleyemeyeceğiz gibi gözüküyor bu Euro'da. Belki ilerleyen zamanlarda. Biz belki baston maçı oynatır Ama, belki. Aynen. Üçüncü maç belki oynatır galiba. Belki, belki oynatır. Peki geçelim başlangıcı hemen. Başlangıçta da Finlandiya-Rusya maçı vardı. Karşıdan biraz garip oldu. <laughs> evet aynen öyle. Ee, Rusya kazanmasını bilen taraf oldu. Benim de tahminim zaten Rusya göründü. Evet, evet. Ama işte o e, orada Doruk o <laughs> milimetrik. Vallahi fena tercih değildi ya. O milimetrik. yani Çünkü Oğuz'la izliyorduk o maçı. Ee, gol oldu. Dedim ki eyvah gitti benim tercih. Çünkü Finlandiya zaten çok kalite olarak evet. düşük. Orada bir sıkıştırsan yani bir bire falan bağlayabilirdi. Bir puanda yetiyordu. Ee, gerçekten teknik olarak iyi takım değil Finlandiya. Ama 1-0'dan sonra toplu oyunu benim beklediğimde niye oynadılar açıkçası? Ee, ya en büyük hissetsizlik işte Finlandiya'yı anlatan Danimarka ile oynuyorlar. 39 kez Danimarka RCS'ye girmiş. Rusya'yla uh -huh. Rusya ile oynuyorlar. 37 kez girmiş. 5 tane savunmacınız varken bu kadar rakibi cihaz topla buluşturmak da iyi savunamıyorsunuz demektir. Milan çok çok güzel bir gol attı. Gerçekten harika bir gol attı. ama orada da mesela şey oldu galiba. İlk kontrol çok iyi değildi. Savunmacı biraz ezbere geri kaçtı mesela. Hı hı. bu da çok güzel bir gol izlememize sebep oldu. Ama Rusların da ciddi savunma defoları var. Yani Finlandiya'ya net 2-3 tane pozisyon verdiler. Ben biraz Finlandiya'nın tecrübesizliğini de düşünerek aslında Rusya kazanır demiştim. Çok haklı ee, çıktığın için çok mutluyum. Evet ben çok mutluyum. <laughs> Neyse ki seni yakaladım. O çok önemliydi gerçekten bu, bu noktada. Bunu söylemem lazım ama hani grup olarak baktığında aslında bu gruba baktığında B grubunda şu an için bu grup karışabilir evet. yani şöyle karışabilir 3-3-3 Belçika, üç, üç. Rusya, Finlandiya 3 Danimarka henüz ya Be e Belçika eğer süpürürse grubu kalan 3 takım 3'er puanlı olabilir ve buradan bir tane mesela 3 üç puanlı 3'üncü çıkabilir Danimarka yarın daha doğrusu bugün bu akşam Danimarka sence Belçika'ya karşı ne yapar eriksen de yok Bayi e, pas mı atıyoruz <laughs> yolunu mu yapıyoruz <laughs> Gel gelmişken yoksa? hazır yok merak ettim ben yani B grubunu Belçika konuşurken. Belçika'nın kazanacağını düşünüyorum. Direkt yani. süpüreceğini düşünüyorum. Zaten Danimarka'nın yaşadığı olaylar ve en önemli yaratıcı futbolcusunun olmamasını düşünürsek e, Belçika takımının çok fazla çok, şansı yok. Zaten sonuna kadar gidebilecek işte 3-4 takımdan biri Belçika. O yüzden e, bisiklet farkı olduğunu düşünüyorum. O arada. zaman Bayi'ye bakalım bugünün maçlarına dair bakalım e, neler düşünüyoruz nerelerde ayrışacağız Doruk'la? Ben yine duygusal davrandım. ben valla Makedonya tarihçilerinden çok memnunum Seyhan. Her gün Makedonya oynasın istiyorum <laughs> o yüzden. Ama bir şey söyleyeyim mi? Makedonya, Kuzey Makedonya... Ben Avusturya karşısında oynadığı oyunu ben beğendim yani berabere demiştim o maça ve berabere bitebilirdi. yani Ukrayna tabii zor ama nedense ben bu motivasyonla kazanabileceklerini düşünüyorum. Kaybederlerse de canları sağ olsun. <laughs> Makedonya diyorsun. Makedonya dedim. Danimarka-Belçika'da senin bir sürpriz ee, tercihin var mı? Yok Belçika diyorum. Ve aynı zamanda Hollanda-Avusturya için de Hollanda diyorum. Sen ne düşünüyorsun Doruk peki benim tercihlerim karşısında? Ben Ukrayna'nın kazanacağını düşünüyorum Seher. Makedonya maçında. Danimarka-Belçika'da demin de söylediğim gibi Belçikacıyım. Hollanda-Avusturya'da da senin bu grupta Makedonya'ya olan yakınlığın benim de Avusturya'ya olan yakınlığımdan dolayı yine... Duygularıma esir olmuş bir tercih yapacağım. Hollanda-Avusturya maçına beraberlik diyorum. Peki bakalım neler olacak ve gelelim enlere. Günün enleri İtalya'yı seçtik günün takımı olarak. Zaten oynadıkları futbolda bunun göstergesi. Locatelli günün futbolcusu. Kesinlikle. Ve Robert Page de günün teknik direktörü. bizi şaşırttığı için yani genel olarak Türk kamuoyunu şaşırtıp bizden beklenen oyunu özellikle yarım saatte oynadığı için günün teknik direktörü oldu kesinlikle katılıyoruz hepimiz. Değil bu mi? Bu duruma. Yani bence katılıyoruz. Bilmiyorum izleyicilerimizden katılmayan olacak mı ya da farklı bir tercihte bulunmamızı bekleyen olacak mı? Tabii ki tercihlerinizi de yazabilirsiniz yorumlar bölümüne ama biz böyle seçtik. Gerçekten şaşırttı Robert page. Galiba okeyiz değil mi bugün. Bütün içerikler tamam mı? Galiba her şeyi konuştuk. Gerçi hep böyle deyip sonrasında aşırı şey konuşmadık diyoruz ama ee, olsun. Daha zamanımız var. Hepsini bol bol konuşuruz. Peki o zaman kapatıyorum. Bugün de tamamladık. Yarın yine burada olacağız. Herkese mutlu günler. Hoşçakalın.